Evet, hepinize tekrardan merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte LFS'de eski kilidini nasıl açarız, bunu size bütün ayrıntılarıyla göstereceğim gençler. Şimdi ilk önce LFS'yi bulacağız. Şimdi arkadaşlar, bunu yapamamanızın nedeni eskiden oluyor, şimdi nedense yapamayanlar çok olmuş. Bunu ben size bir tüm ayrıntılarıyla göstermek istedim. Olay %100 oluyor gençler. Bunu belirteyim. Olay %100 oluyor. Şimdi bu bilgisayara girdik. Buradan yereldik. C mi? E mi? Artık hangisine LFS'yi kaydettiyseniz ona giriyorsunuz. Burada LFS yazıyor. Bunu siliyorsunuz gençler. Bak, bana güvenin, bunu silin. Bunu sildikten sonra bu LFS'yi de siliyorsunuz zaten. Geri dönüşünden atıyorsunuz. Sonra aşağıda vereceğim linkten LFS'yi indiriyorsunuz. Sonra aşağıdaki vereceğim tekrar linkten S2 kilidini indiriyorsunuz. Şimdi ben size onu göstereceğim. Bir sitelere girip indirip tekrardan göstereceğim. Şimdi gençler, bu iki sayfaya geliyorsunuz. buradan oyunu indire basıyoruz. Sonra buraya biraz bekleyeceğiz. Hatta buraya beklememize de gerek varmış, tamam. Buraya bekleyeceğiz. Bu LFS'e yine koyacak arkadaşlar. Bunu ben şimdi siliyorum, benim LFS'den var zaten. Bunu indirmeyi bekleyin. Bu indirilecek. Sonra bu dosyayı indire basıyoruz. Yeni çıkan sayfaya çarpıya basıyoruz. Arkadaşlar, burada bu tehlikeli olduğu için Chrome tarafından engellendi yazıyor. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Buradan buraya basıyoruz. Sonra indirilenlere geliyoruz. Buradan tehlikeli dosyayı tut diyoruz. Sonra korumaya devam et dedikten sonra zaten indirilecek. Şimdi iki rarı da açtıktan sonra gençler. Nerede o? Bir dakika. Bakın, şu S3-6R setup buraya gelecek. Sonra bunu kuruyorsunuz. Buraya tıkladık. Bu doldu. Şimdi burada ne önemli biliyor musunuz? Burada yerel DXC'den ya da D'den hangisini kurduysanız önceden LFS'yi, oradan silip silmemeniz önemli. Buradan silmediyseniz LFS'yi üstüne kuruyor. Eski LFS'den devam ediyorsunuz. Şimdi ileri diye basıyoruz. Kabul et diyorum diyorsunuz. Buradan hangi sürümü istiyorsanız kuruyorsunuz. Sonra kuruyor zaten. Ben şimdi demeyeceğim. Bende var zaten. Sonra kurduktan sonra bunun dosya konumunu açıyorsunuz. Sizde tabi bunlar driver post falan olmayacak. Sıfır LFS indirdiğiniz için İbrahim eski unlocker açıyoruz. Buradakileri kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz gençler. Ben atmayacağım, bende var. Sonra unlocker'ı açıyoruz gençler. Unlocker, bak, LFS'yi açmıyoruz. Unlocker açıyoruz. Unlocker'a bastık. Sizde şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Bir dakika. Evet, tamam, belli oluyormuş. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Buradan eski lisansı yazmayacak sizde. Buraya basıyoruz gençler. Buradan kendi hesabınız, bakın, rastgele bir hesap değil. LFS'de kurulmuş bir tane hesap lazım size. LFS hesap kur yazın kurama. Oradan LFS'nin hesabınızı kurup buraya gelin. Burada hesabınızı girip kilidi aç dedikten sonra hoş geldiniz Need for Speed S2 diyor zaten. Kapat diyoruz. Buradan hemen LFS'ye girmeyeceğiz. İpek. İpek'i basıyoruz. Buradan patch deyip exit diyoruz. LFS'ye giriyoruz. Burada zaten kendiliğinden eski lisansı yazacak. Tek, yani gösterebilirim size. Yalan değil. Bakın. Bütün yere giriyor. Evet, dilediğiniz gibi oyun oynayabilirsiniz. İyi oyunlar. Görüşürüz. Bay bay.